Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun ben de iyiyim. Hocam bugün bitiriyoruz galiba. Evet grafik problemleriyle bu işi bağlıyoruz artık. Bağlayalım hocam sizdeyiz. Hadi gençler. Evet gençler. Grafik problemlerin önce bir ifade edelim. İki türü var. Biri kesikli veri, biri sürekli veri olmak üzere. Kesikli veri de belirli bir aralıkta her gerçek sayı değerini alamayan bir türdür. Yani böyle sütunlar şeklinde olabilir mesela. Mesela bir yarışmaya katılan kişi sayısı olabilir. Burada marketin satlı sıkı sayısı gibi. Sürekli veri ise belirli bir aralıktaki her gerçek sayıyı alabiliyor. Bu da mesela sıcaklık. Hatırlayın şöyle sıcaklık verileri olur. Ya da süreler gibi. Bunlar da sürekli veriye giriyor. Zaten bunlarla ilgili şablonlarımızı sırayla göreceğiz gençler. Evet gençler öncelikle sütun grafiğindeyiz. Sütun grafiğinde veri gruplarını karşılaştırmak için dik koordinat sistemini yatay ve düşü olarak şekilde kuruyoruz. Ve buraya sütun ya da çubuk kullanarak çiziyoruz grafiklerimizi. İşte biz buna sütun grafiği diyoruz ve sütun grafiği kesikli veridir. Yani mesela burada bir 10 varken mesela 11 olmayabilir. 10.3 de olmayabilir mesela. Böylelikle kesikli veriler halinde oluştururuz sütun grafiğini. İsterseniz bununla ilgili güzel bir örnek yapalım. Bu örneğimizde bir sütun grafiği verilmiş. 5 kişinin ağırlıklarıyla alakalı. Bu kişilerle ilgili şunlar söyleniyor. Ağırlıkları en az olan 2 kişinin ağırlıklı ortalamaları 49'muş. Ağırlığı en fazla fazla olan 3 kişi arasında 5'er kilogramlık farklar varmış. Ağırlıkları en az ve en fazla olan 2 kişinin ağırlıkları eşit uzaklıkları olan sayı 55 buçukmuş. Bu da ilginç yani. Şimdi gençler birinci maddeyle başlayalım. En az olan iki kişinin ağırlık ortalaması 49 demiş. Şimdi burada biri 52 olduğunu görüyoruz. Diğerini bilmiyoruz. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. O zaman 52 ile o kişiye de ağırlığa da x diyelim. x'i böldüğümüz zaman 2'ye sonucu kaç geliyormuş? 49 geliyormuş ortalaması. Unutmayın en az olan iki kişinin ortalaması 49 demiş. İşler dışlar yaparsak 52 artı x'ten burası 98 yapar. x'imiz de burada 98'den 52 çıkarırsak 46 yapacaktır. Ben de gidiyorum buraya gençler. Hemen şu 52'nin tam altına 46'mı yazıyorum buradaki çizginin değeri anlamında. Şimdi ağırlığı en fazla olan 3 kişi yani o bilmediğimiz 3 kişi 5'er kilogramlık ağırlıklarla düşüyor. Tamam şimdilik bunu yazmayalım. Yalnızca unutmayalım. 5'er kilogram olacak. Üçüncü madde bizim için daha önemli. Diyor ki ağırlığı en az ve en fazla olan 2 kişinin ağırlıklarına eşit uzaklıkta olan sayı 55,5'muş. Şimdi bendeki buradaki en küçük 46. 55,5'sa uzaklıkları eşit olan. 55,5'tan 46'yı çıkartalım burada. 5'i buraya koyarız. 15'ten 6 çıkarsa 9 buçuk yapar gençler. Yani mesafe 9 buçuk olacak. O zaman 55,5'a da ben bir 9,5 eklemem gerekiyor. Peki bunu da ben de ekleyeyim. 55,5 9,5 eklersek burada 55 ile 9'u toplarsanız 64 yapar. Bu yarımları da toplarsak 65 yapacaktır. Demek ki buradaki en büyük olan da 65 olacakmış. Çünkü bu 65 en büyükle en küçük arasındaki bu 55 buçuk eşit mesafede. 9 buçuk aşağıda 9 buçuk yukarıda. Peki ikinci madde ne diyordu? Bu üç kişi arasında en yüksek üç kişi arasında 5'er kilogram mesafeler var. Ağırlıklar var daha doğrusu. Demek ki bu 65 ise hemen bu altındaki hemen 60. Hemen bunun altındaki ise 55 yapacaktır gençler. Artık hepsini bulmuş olduk. Peki soru bizden ne istiyor? Bu kişilerin ağırlıklı ortalamaları kaç kilogramdır? Yani Topla bunları 5'e de böl diyor. Şimdi toplayalım o zaman. Hemen şurada 65'imiz var, 60'ımız var, 55'imiz var, 52 var ve 46 var. Bunları da 5'e böleceğiz. Birler basımayla başlayalım her zaman olduğu gibi. 5, 5 daha 10, 12, 18'in 8'i elde var 1. 6, 6 daha 12. Bir eldeğimiz vardı 13. Burada 2 iki, e, iki, tane daha 5 geliyor 23. 4 de burada 27 yapacaktır. Yani 278'i ben kaça bölmem gerekiyor? 5'e bölmem gerekiyor gençler. 5 kere 5 25 yapacaktır. Burada 2 kalır 28. Tekrar 5 yazıyoruz 25. Burada 3 kalır. Buradan bir 0 indiriyorum. O zaman buraya bir koyuyorum. koyuyorum. 30'da 5. 6 kere var. 30 geliyor. O zaman da sonuç ne olması lazım? 55 tam. 10'da 6. 55 virgül da E şıkkında görüyoruz gençler. Bu örneğimizde yeni bir sütun grafiği verilmiş. Metin'in 5 günde sattığı çay miktarları gösteriliyor. Pazar, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olarak. Meti haftanın tek günlerinde çayın kilogramı 5 TL'den. Haftanın çift günlerinde ise çayın kilogramını 4 TL'den satıyor. Mete 5 günde çaydan kaç TL kazanmıştır? Öncelikle bu tek çift meselesini anlatalım. Pazartesi bizim için tek yani birinci gün. İşte Salı o zaman ikinci gün. Çarşamba üçüncü gün. Perşembe. Dört Cuma'da beşinci gün oluyor. Şimdi tek tek hesaplayalım. Tek günleri önce hesaplayalım. İşte pazartesi burada 1000 kilo Tamamını aynı anda gösterebiliriz. Teki temsil ettiği için 1000'i 5 ile çarpıyoruz. Artı salı günü 800'müş. 800'ü alıyoruz. Bunu 4 ile çarpıyoruz. Artı diyelim. Çarşamba 600, 600'ü alıyoruz. Bunu 5 ile çarpıyoruz. Perşembe 800 yapıyor. 800'ü alıyoruz. Bunu 4 ile çarpıyoruz. Cuma da 400'ü de 5 ile çarpıyoruz gençler. Çünkü tekler 1 3 ve 5 çiftler 2 ve 4 olduğu için. Şimdi hesaplayalım. Burası 5000 yapar. Artı burası 3200 yapacaktır. Artı burası 3000 yapacaktır. Burası yine 3200 yapar. Burası da 2000 yapar. Peki bunları toplarsak ne yapacak? 5000, 3000 burada 8000, 2000 burada 10000 yapar. 3200 3200 de 6400 yapacaktır. Yani 16400 olacaktır. Bu durumda da A şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet gençler şimdi sırada çizgi grafiğimiz var. Bu sürekli grafiğe giren bir ifadedir. Çünkü yatay ve düşey eksenlerdeki değerler işaretlenerek bulunuyor bu noktalar. Biz buna çizgi grafiği diyoruz. Çizgi grafiğinde dikkat ederseniz hep bir süreklilik var. Bundan dolayı buna dikkat etmemiz de gerekecek. Şimdi böyle bir örnek verilmiş. İşte üzüm, havuç, elma, çikolatalı kek çeşitleri olarak veriliyor bize. Bunlar iki bir dağılım var. Buna göre diyor bazı maddelerimiz var. Hangileri doğrudur diyor. Toplamları 170 kek pişmiştir diyor. Havuçlu kekin %20'ye eksiği kadar üzümlü kek pişmiştir diyor. Pişiren keklerin 2 bölü 17'si elmalıdır diye ifade etmiş. Şimdi biz nasıl yapacağız? Şimdi üzümlü kek 40 tane. Toplam keki bulalım olmazsa. 40 aldık. Havuçlu kek 50, elmalı kek 20ymiş, çikolatalı kek de 60 olarak gösteriliyor. O hemen onun tam karşısını göre alıyoruz gençler. 40, 50 daha 90, 20 daha 110, 60 daha 170. Yani benim toplam 170 tane kekim var. Çok güzel. O zaman bir numara çıktı bile. Doğru cevapmış. Ee, hemen biri doğru kabul ediyoruz. Havuçlu kekin %20 eksiği kadar üzümlü kek pişirilmiştir. Havuçlu keka bakalım. Kaç yazıyordu burada? 50 yazıyor. 50'nin %20 eksiği. Tamam. 50'nin bir kere %20 eksiğini bulalım. Yani 5'te 1'i oluyor aslında bu. Bu da 10 yapar. %20 eksiği kadar dediği için 50'den 10'u çıkartıyorum. Bakalım 40 tane pişmiş mi? üzümlü kekten. Üzümlü kek yazıyor? 40 yazıyor. Evet bu da doğrudur gençler. O zaman benim için 2 numarada doğru olmuş oluyor. Sıra geldi 3'e. Pişirilen keklerin yani bu 170'in 2 bölü 17'si elmalıdır. 170'i alıyorum 2 bölü 17 diyorum. Sadeleştiriyorum. 10 yapar. 2 kere 10 20. 20 tane mi elmalı var? Bakalım. Evet noktanın karşısı 20. 20 tane elmalı var. O zaman 3 numarada benim için doğru olmuş oluyor. E şıkkı da Doğru cevaptır gençler. Evet gençler bu çizgi grafiğimizde şöyle bir soru sorulmuş. Aşağıdaki tabloda Ankara'daki bir haftalık sıcaklık tahminleri verilmiş. Dikkatli bakacak olursak pazartesi 17, salı 22, çarşamba 23, perşembe 18, cuma 15 cumartesi 18, pazarlı 15 olarak veriliyor. Buna göre Ankara'daki bir haftalık sıcaklık tahmini çizgi grafikle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Gençler tamamen şıklara bakacağız. Çok da zorlanacağımızı sanmıyorum. Hemen ilk maddeyle bakalım. Pazartesi kaç yazıyor? 17. Bir bakalım A'da. Pazartesi bakın P harfinin dümdüz gidiyoruz 15 demiş. O zaman A şıkkı olamaz. B şıkkına bakıyoruz. Pazartesi 17 mi? Evet bu 17. Burada 17 mi? Değil. O zaman C şıkkı da olamaz. D şıkkına bakıyoruz. Pazartesi 17 mi? Evet 17. E şıkkı bir bakıyorum 22 yapmış. E şıkkı da olamaz. O zaman bir anda iki indirdik bile şıkları. Hemen salıya bakalım. Salıda B şıkkına bakacak olursak. Salı bizde 22 yazılmış. Buradaki salıda ise 15 yazılmış. Soru bitti gençler. Cevap B şıkkı. Yalnızca pazartesi ve salıya bakmamız yeterli oldu bile. Şimdi sıra geldi daire grafiğine gençler. Daire grafiğinde verilen daire dilimleri biçimde hazırlanmasına daire dilimi diyoruz. Verilen daire grafiğinde merkez açıyla orantılı olarak yerleştiriyoruz. Yani o merkez açılara göre orantı kuracağız. Mesela birine 40 derece bakıyorsa merkez açı, biri 60 derece ise buradan 40 bölü 60, 2 bölü 3 oranını kullanabiliriz. Şimdi bununla ilgili güzel bir örnek verilmiş. Aşağıdaki dairesel grafikte bir toptancının çiftçiden aldığı portakal, muz, limon ve greyfurtun miktarca dağılımı verilmiştir diyor. Portakal 140 derece, muz 70 derece. Bakın limon 85, greyfurt da 65 derece böylelikle 360 derece tamamlanmış oluyor. Portakal miktarının limon miktarından 22 ton fazla olduğu bilindiğine göre toptancı ton, kaç ton muz ve greyfurt almıştır diyor. Şimdi burada portakal ve limona göre hareket edelim ama isterseniz buradaki dereceleri direkt kullanabiliriz. Portakal miktarı 140. Yani 140x diyelim. Madem bunlarla orantılı. Limon 85 yazmış. 85x diyelim. Bir an sarıyı görünce limon oldu. Tabi muzda olunca o yeşile vermişler. 85x 22 ton fazlaymış. Tamam. Buradan bir yapı gördük. 140'tan 85'i çıkaralım. 55 yapacaktır gençler. 55x 22'yi temsil ediyor. Ufak bir sadeleştirme yapalım. Her ikisi de 11'e bölünüyor. 11'e böldüğümüz zaman burada 2 burada 5 kalır. Yani x'in yerine 2 bölü 5 yazabiliriz. Bu bizde cepte. Peki bize ne soruluyor? Kaç ton muz ve greyfurt almıştır? Tamam bunlara bakalım. Muzumuz 70'ti. Yani 70x artı. Greyfurt o mavi renk 65 X. Bunları topladığımız zaman 135 x yapacaktır ve x'in yerine ben 2 bölü 5 koyacağım. 135 çarpı 2 bölü 5'ten. Şimdi 135'i 5'e böldüğümüz zaman 5 kere 2 10 yapacaktır. Buradan da 35 27 gelir gençler. 27'yi de 2 ile çarparsak 54 ton olacaktır. Bundan dolayı da B şıkkı Doğru cevaptır. Bu örneğimizde aşağıdaki tabloda bir firmanın 2018 ile 2021 yıllarındaki karları gösterilmiş bir çizgi grafiği olarak verilmiş. Buna göre firmanın bu 4 yıldaki karlarını gösteren dağılımın dairesel grafikte gösterme Yani çizgi grafiğini daire grafiğine çekeceğiz. Peki bunu yapmak için bu fiyatları görelim. Bakın 2018, 2019 var, 2020 var, bir de 2021 var. Şimdi çizgi grafiğinde ne, ne temsil ediyor ona bir bakalım. E 2018'de 250 temsil ediyor. 2019'da 700 temsil ediyor. 2020'ye bakalım. Orada 600'ü gördüm. 2021'de tekrar 250'ye geri dönüyoruz. Şimdi burada Öncelikle madem bunlar temsil ediyor ve ben bunları dereceye çevireceğim. Sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireyim gençler. Yani mesela sıfırları götürdüm. Oran kullanacağım çünkü. 25, 70, 60 ve 25 var. Hatta isterseniz bir de 5 ile de bölebilirim. Bakın 5'e böldüm. Artık oran kullanacağım ya 5K diyeyim. 5'e böldüm 14K yapsın. 5'e böldüm 12K yapsın. Bu yine 5K yapacak. Bu oranı derece yani 360 derecede kullanacağım. Toplayalım. 5, 14 daha 19, 12 daha 31, 5 daha 36. Aslında çok da tatlı bir sayı geldi. 36K. Neden biliyor musunuz? Çünkü 36K'yı ben bir daire 360 derece ya. Tamam 36K dedim. Tamam 360 dereceye oranlayacağım. O zaman K eşittir buradan. Şöyle derece yapalım. 10 derece gelecektir. Yani K başına 10 derece alacağız. Şimdi 2018'e bakalım. 2018 bir anda 50 derece olacaktır. 2019 140 derece olacaktır. 2020 buradan 120 derece olacaktır. Burası yine 50 derece yapar ve böylelikle 360'ı tamam 2018'e bakalım. 2018 50 olacak. A şıkkında bunu göremiyorum zaten. Dereceler bile yazılmamış ama. B şıkkına bakalım. 2018 140 demiş. Hayır. C şıkkına bakalım. 2018 50 demiş. Doğru. 2019 140 demiş. Doğru. 2020 120 demiş. Doğru. 2021 mavi olana bakalım. 50 demiş. Evet bu da doğru. O zaman da C şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet gençler. Şimdi de histogram grafiğindeyiz. Histogram grafiği de farklı bir yapımız var. Bunu tek tek maddeler halinde nasıl çizildiğini görmemiz gerekiyor. Veriler önce küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. E sonra açıklık bulunuyor. Hani en büyükten en küçüğü çıkarıyorduk. Sonra istenen grup sayısı belirleniyor. Bu grup sayısını belirleme bize bağlı. Yani biz kaç dersek o olur. E yani burada ya da soru bizi yönlendirmesi gerekecek tabii. Grup genişliği lazım şimdi bize. Grup genişliğini şöyle buluyoruz. Açıklığı hani en büyükten en küçüğü çıkarmıştık ya. Grup sayısına yani bizim istediğimiz sayıya bölüyoruz ve grup genişliği çıkıyor. Grup genişliği de burada küsüratlı e, olabilir. Orada şunu yapmamız gerekir. Bu böldüğümüz zaman açıklığı grup sayısına böldüğümüz zaman değerinden büyük en küçük tam sayı olacak. Mesela 4 çıkarsa grup genişliğini biz 5 diyeceğiz. 4.1 çıkarsa 5 diyeceğiz. 5.8 çıkarsa grup genişliğini 6 olarak almamız gerekiyor. Bunu en iyisi güzel bir örnekle yapalım. Evet gençler. Bu örneği ben kendim çizdim. Bu seferkinde kişi sayısı ve puanı var. Bir öğrencimizin aldığı puanlar olarak ifade edebiliriz. Öğrencimizin aldığı puanlar olarak ifade edebiliriz. Bakın 24 ile 44 arasında 4 kişi almış. 45 ile 65 arasında 6 kişi almış. 66 ile 86 arasında 5 kişi almış. 87 ile 107 arasındaki puanları da 9 kişi almış. Ve burada diyor ki bu grubun açıklık ve grup genişliği toplamı kaçtır? Şimdi açıklıkta en büyükten en küçüğü çıkartarak bulalım. Buradaki en büyük 107'dir gençler. En küçük kaçtır? 24. Bunu 107'den 24'ü çıkartıyoruz. 7'den 4 çıktı 3. 10'dan da yani daha doğrusu 2 çıkarırsak 83 olarak karşımıza gelir. Bu bizim için açıklık olarak kabul edebiliriz. Peki grup genişliği ne? Grup genişliği işte buradaki 24 ile 44 arasındaki veriler. 24 ile 44 arasında kaç tane terim var? Onu o şekilde bulabiliriz. 24 ile 44 arasında tam 21 terim var. Çünkü 24 ile 44 ile dahil olduğu için toplamda 21 yapacaktır. 21 tane de e, terim olduğu için grup genişliğimiz 21 oluyor. Ve bunların toplamı istenmiş. Bu da grup genişliği diyelim. GG yazalım buna. 83 ile 21'i toplayacak olursak 3, 1 daha 4 yapar. 2, 8 daha 104 yapacaktır bu ikisinin toplamı gençler. Evet gençler bu örnekte bir yedek parça firması MNP olmak üzere 3 tür yedek parça üreterek satmakta ve bu parçaların bir kısmı müşteriler tarafından iade edilmekteymiş. Bir ay boyunca firmanın bu parçalara ait satış miktarlarının sayıca dağılımı şekil 1'deki daire grafiğinde satılan bu parçaların iade yüzdeleri ise şekil 2'deki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bir ay boyunca en türünde parçadan 1200 adet satılmış ve bir ay boyunca P türü parçadan 100 adet geri iade edilmiştir diyor. Buna göre bir ay boyunca satılan tüm parçaların toplam kaç tanesi iade edilmiştir diye bize soruyor. Şimdi öncelikle bunları netleştirelim. Biz buraya bir M yazalım. Bir N, bir de P yazıyoruz. M burada 190 dereceyi temsil ediyor. Şu ikisi geriye kalan 170 dereceyi temsil ediyor. Bu şekilde ifade etmiş olduk. N türü parçadan 1200 adet satılmış. Yani buradan 1200 adetin satıldığını biliyoruz. Ve bir ay sonunda P türü parçadan 100 adet iade edilmiş. Şimdi P parçasına bakalım. P'nin ne kadar iade edildi yüzde olarak yüzde 20'si. Şimdi P parçasını alıyorum. X diyelim biz bu P parçasına. %20'si iade edilirse. %20'si de 100 adetmiş. %20 diyorum. 100 adetmiş bu. Sıfırları götürdük. 2 ile 10. Burası 5 kaldı. Demek ki X eşittir 500. Demek ki N'den de P'den de 500 adet aslında satılmış. Yani P'ye de ben 500 yazıyorum. Şimdi bir kere daha bakalım. N'den 1200 satıldı. P'den de 500 satıldı. Buradan bunu anladık. 1200 ile 500'ü toplarsak 1700 tane satılmış olur. Yani 170 derece için 1700 satılmış olur. Çünkü bu ikisini toplamı 170 dereceydi. Peki M için ne oluyor? 190 derece için ne kadar satılır? Şimdi buraya hatta isterseniz ben buraya Y diyeyim. Gençler dikkatli bakarsak 170 derece 1700 ise 190 dereceye tabii ki de ne olacaktır? 1900 olacaktır. Şimdi 1900 M'den satılıyor. Peki bunun ne kadar iade edilmiş? Ona bir bakalım. M için %10 iade edilme var. Burada 1900'ün %10'unu bulabiliriz. %10'unu ifade edelim. İki tane sıfır götürürsek 190 yapacaktır. Yani 190 tane iade edilmiş. Çünkü toplam kaç tane iade edildi diye soruyor. Buradan M'yi 190 bulduk. P'yi zaten kendisi vermişti 100. O zaman bulmamız gereken bir tek ne? Neydi burada? 1200 yazılmıştı. 1200'ü alıyorum. N'de ne kadar diyor? %25. Yani 1 bölü 4 yapar bu da gençler. 1200'ü 4'e böldüğüm zaman 300 tane de burada iade ediliyor. Şimdi iade edilmeleri bakalım. 300 var, 100 var ve 190 var. E toplarsak bunu 400, 190 da burada yapıyor. Yani toplamda 590 tanesi iade edilir. E D şıkkı da doğru cevaptır gençler. Evet gençler bu örneğimizde belirli sayıda ABC marka kolonyaların üretildiği ve paketlendiği bir fabrikada aynı marka olan kolonyaların her biri eşit ağırlıktadır. Bu kolonyaların sayıca dağılımı yüzde olarak sütun grafiğinde toplam ağırlıkları ise daire grafiğinde gösterilmiştir diyor. B marka kolonyadan toplam 30 litre üretip paketlendiğine ve C marka kolonyanın sayıca dağılımı 25 adet olduğuna göre bir paket A bir paket B kolonyaları toplam kaç litredir diye bize sormuş. Şimdi biz burada adım adım gidelim. Önce sayıca dağılımına bir bakalım. Buraya ben A, B, C yazıyorum. A yüzde yirmiymiş. Hemen buraya %20 yazalım. B %30 olarak verilmiş. C ise %50 olarak verilmiş. Peki kim veriliyor adetlerde? C marka demiş 25 adet. O zaman ben buraya 25 yazıyorum adet. Şimdi gençler %50'de 25 adetse dikkatli bakın yarı yarıya bir durum var. O zaman 30'dayken 15 adet yapacak. 20'deyken de 10 adet yapacak. Adetleri böylelikle bulmuş olduk. Buradaki yarı yarıdan yakaladık. Şimdi toplam miktarlara bakalım. Yine ABC yazalım burada. Ben burada derecelerini yazacağım. 260 yapar. O zaman A'ya 100 düşüyor. 100 derece. B buradan 60 derece. C de buradan 200 derece oluyor. Peki kim verilmiş? B marka 30 litre verilmiş. 30 litreyi buraya yazıyorum ben. Dikkatli bakarsanız şansımız yine yarı yarıya geldi. 60 derece 30 litre ise 100 derecede 50 litre yapacaktır. E 200 derecede de 100 litre yapar. Peki bize ne soruluyor? Bir paket A, bir paket B. Tamam A ve B'ye bakalım. A'da 50 litreydi. Peki kaç adet vardı A'da? 10. O zaman 50'yi 10'a bölüyorum. 5 litre yapar. Diğeri de B'ydi. B'de 30 litreymiş. 30'u alıyorum. Burada da 15 adet varmış. 30'u 15'e bölüyorum. Bu da 2 litre yapacaktır. Ve ben bu ikisini toplarsam çünkü soru öyle istiyor. 7 litre olacaktır. E cevap da C şıkkıdır gençler. Bu örneğimizde bir fabrikada üretilen kumaşlardan bir kısmı yeşile, bir kısmı mavi, bir kısmı da kırmızıya boyanmaktaymış. Aynı renge boyanan kumaşların her biri eşit uzunluktaymış. Bu kumaşların metre olarak dağılımı çizgi grafiğinde toplam uzunlukları ise daire grafiğinde gösterilmiş. Ee, yeşile boyanan kumaşın 180 adet, maviye boyanan kumaşın toplam uzunluğunun 4200 metre olduğu bilindiğine göre üretilen ve boyanan bu kumaşların toplam uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Metrelere bir bakalım önce. Yani e, çizgi grafiğinde bu söylenmişti. Yeşille başlayalım. Çünkü yeşilden 180 adet olarak ifade edilmiş. Yeşiller 10 metre. O zaman ben 180'i 10 ile çarparsam 1800 metre yapacaktır. Bu tamam. Şimdi diğerlerine bakalım. O işte maviden 28, kırmızıdan 12 diyor ama diğerlerini derece olarak vermiş zaten. Yani orada bir avantajımız da var. Maviye boyanan kumaşın toplam uzunluğu 4200 metre diyor. Şimdi derece derece bakalım. Yeşilimiz 90 derece. Burada kırmızıyı bilmiyoruz. Maviyi de bilmiyoruz. Ama maviye boyanan kumaşın 4200 olduğunu biliyoruz. Yeşile boyanan kumaşın da burada 1800 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan yardım alalım gençler. Dikkatli bakarsanız 90 derecede 1800. Ha, buradan ne anlayabiliriz? O zaman 90'a böldüğümüz zaman 1890'a 1 derece 20 yapacaktır. Bundan dolayı ben 42'yi 20'ye bölüyorum. Dikkatli bakın burada 20 kat var. O zaman 4200 de aynı derece mantığı olacağı için, orantılı olacağı için 4200'ü 20'ye bölerek mavi rengi bulacağım. 4200'ü 20'ye bölüyorum. Buradan 210 derece geliyor. Tamam bu 210, bu 90 ise 300 yapar. O zaman bizim kırmızıya da kaç kalacaktır? 60 derece kalacaktır gençler. Peki 60 dereceyi bulalım burada. Neydi? 90 dereceli 1820 kat vardı. O zaman 60 dereceyi de ben yine 20 ile çarparsam aynı kat olacak çünkü bakın burada da öyle 20 kat. 1200 yapacak. İşte toplam boyanan kumaşlar yanımızda duruyor. Tek tek toplayalım. 1800'e 1200'ü toplarsak 3000 yapar. 4200 de burada var. Demek ki toplam 7200 metre olacaktır. Bu durumda da D şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet hocam bitirdik. Evet bu konumuz da bitmiş oldu. Hocam isterseniz son kez tabloyu gönderiyor. Evet gönder bakalım şunu. Evet gençler veri analizi ve istatistik oradaki grafik bölümünde bitirmiş olduğu kocaman bir çarpıyı da koyduk orada. Hocam sadece konu bitmedi. Evet bütün TYT'yi de bitirmiş olduk. Hazırlanan arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Bütün konuları buradaki videolardan tek tek takip edebilirsiniz. Eksik olanları tekrar toparlayabilirsiniz. Bir kere daha izleyebilirsiniz. Şortlarımızdaki sorulara dikkatli bakmanızı istiyorum. Onları özel olarak sizin için seçiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum gençler. Hocam bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bizi takip etmeye bırakmasınlar. İçeriklerimiz devam edecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.